Herkese merhabalar sevgili dostlar. Duygu Odası kanalına hoş geldiniz. Kulüplerimizin 12 yıllık yani son 12 yıllık serüvende ne kadar UEFA gelirlerinden ne kadar para kazandığını sizlerle paylaşmaya karar verdik. Bakalım kim ne kadar kazanmış. Biraz yorumlayalım. Beşiktaş 172 milyon euro kazanmış. Bunda tabii Şenol Güneş'in payı büyük. Son zamanlarda da Beşiktaş devamlı Şampiyonlar Ligi'ne giderek bu parayı bu kadar artırması doğal bir süreç. Gerçekten Beşiktaş'ın son 2 yıldır zaten son 1 senedir şampiyon oldu ve 12 yılda bir şampiyonluk olmasına rağmen kazandığı paralar gerçekten UEFA'dan akıl almaz derecede. Yani diğer takımlarımıza bakarak daha kötü bir düzeyde. Daha çok iyi bir düzeydi. Bunlardan Galatasaray'a gelelim. Onlar da Beşiktaş'a yakın bir para kazanmışlar. Fakat Fenerbahçe gerçekten tam bir hayal kırıklığı sevgili dostlar. Ben Fenerbahçe'nin bu kadar az kazandığını düşünmüyordum. Bu bilgiler elime gelince gerçekten çok da şaşırdım. Yani Fenerbahçe gibi bir kulüp en az Galatasaray kadar 150 milyon euro kadar bir para kazanması gerekiyordu. Fakat sizlerin de bildiği gibi Ali Koç zamanında Fenerbahçe kumpas davası son 12 yılda atlattığı şeyler kumpas davası var. Sonra Ali Koç'un kulübün başına geçmesi var veya acemilikleri var. Bunların acısını çekiyor sevgili dostlar. Gerçek bunlar. Peki Başakşehir. Başakşehir'de son zamanların yani başarılı takımlarından biri bütçesine göre başarılı sayılır. 40 milyon euro gibi bir para kazanmış ve bir acı gerçek daha, o da Trabzonspor sevgili dostlar. Trabzonspor'un bu kadar az para kazanması gerçekten hiç hoş bir durum değil Trabzonspor adına. Çünkü Trabzonspor neredeyse Bursa Spor'la aynı paraları kazanmış. Yani arada bir 10 milyon euro fark var. Hiç yakışmıyor. Yani Trabzonspor büyük bir kulüp. Daha fazla para kazanması lazım. Avrupa'da daha fazla yer etmesi gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Her neyse sevgili dostlar. Duygu Odası kanalından bugünlük bu kadar diyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.